Merhaba arkadaşlar. Sayma konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir sinemada 4 aksiyon, 5 korku ve 3 animasyon filmi aynı anda gösterime girmiştir. Bu sinemaya giden bir seyirci izleyeceği filmi kaç farklı şekilde seçebilir? Filmler aynı anda gösterime girdiği için bu kişi bunlardan bir tanesine gidebilir. Yani tek bir seçim var. Ve kümeler ayrı kümeler diyebiliriz. Bu ihtimalleri ne yapacağız? Eleman sayılarını toplayacağız. Topladığımızda 12. 7 yüzücünün katıldığı bir 400 metre serbest stil yarışmasında ilk 3 derece kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Birinci derece katılan yarışmacı sayısı 7 olduğu için 7 kişiden biri. İkinci derece diğer 6 kişiden biri. Üçüncü derece ise diğer 5 kişiden biri olabilir. Çarptığımız zaman 37 ile çarptık. 210. 4 takım kendi aralarında yaptıkları maçlardan farklı puanlar toplamışlardır. Bu takımlar puan tablosunda kaç farklı şekilde sıralanabilir? Puan tablosunun zirvesinde yani birinci sırada 4 takımdan biri olabilir. İkinci sırada diğer 3 takımdan biri. Üçüncü sırada diğer 2 takımdan biri. Dördüncü sırada da diğer takım olabilir. Bunları çarpıyorum. Çünkü 4 tane şeyi sıralıyorum. Çarptığım zaman 24. 4 kişiden 3'ünün ehliyeti olduğu bilinmektedir. Buna göre bir şoför ve 3 yolcu koltuğu olan bir araca kaç farklı şekilde oturup seyahat edebilirler? Şoförü seçelim önce. Şoför 3 kişiden biri olabilir. Çünkü 3'ünün ehliyeti var. 4 kişiden biri şoför oldu. Yolcu koltuklarına da geriye kalan şu koltuğa 3 kişiden biri, diğer koltuğa 2 kişiden biri, diğer koltuğa da diğer kalan kişi oturacaktır. Çarptığımız zaman 18. 3 erkek, 5 kız öğrenci. Kızlar önde, erkekler arkada olmak üzere kaç farklı şekilde fotoğraf çekinebilir? Kızlar önde, 5 kız var. Bu 5 kız ön tarafta kaç farklı şekilde sıralanabilir? Mesela şu sıraya 5 kızdan herhangi biri gelebilir. Buraya diğer 4 kızdan biri, 3 kızdan biri, 2, 1 çarptığımız zaman ne geliyor? 120. Arka tarafta ise 3 tane erkek sıralanacak. 3 erkekten biri buraya, 2 erkekten biri buraya, son erkek de buraya. Erkekler de arkada 6 farklı şekilde sıralanacak. Şimdi olayımız erkeklerin sıralanması veya kızların sıralanması değil. Hepsinin birden sıralanması. Yani yukarıdaki erkeklerin, arkadaki erkeklerin her bir sıralamasına karşılık ön tarafta kızlar 120 farklı şekilde sıralanabiliyorlar. O yüzden bunları çarpıyoruz. 6 çarpı 120'den 720. Aşağıdaki şekle göre A'dan D'ye giderken kullandığı yolları dönüşte kullanmamak koşuluyla kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Önce gidelim. A'dan B'ye gittik. 4. B'den C'ye gittik. 3. C'den D'ye gittik. 2. Yolları kullanamaz dediği için her iki şehir arasındaki bağlantıları giderken kullanmış olduğu bağlantıları eksilteceğiz. Yani B'den C'ye giderken, C'den D'ye giderken kullandığı yolu kullanmayacağız. 1. Diğer yolu kullanacağız. Yine burada kullandığı yol hariç diğer iki yoldan birini, B'den A'ya giderken de diğer 3 yoldan birini kullanmış olacağız. 24 çarpı 6'dan 144. Aşağıdaki şekle göre A'dan D'ye kaç farklı yolla gidilebilir? A'dan D'ye direkt gidebiliriz. 2. Artı diyorum çünkü olayım bitti. Şimdi diğer olayları, ayrık olayları hesaplıyorum. C'ye uğrayarak gidebilir. C'ye giderken direkt gidersek 1 yol. C'den D'ye de 3 yol. 1 çarpı 3'ten 3 farklı yol. B'ye uğrayarak gidebiliriz. 3 çarpı B'den C'ye 2. C'den de B'ye 3 yol var. Çarptığımız zaman 18. 5 daha. 23 farklı yolla gidilebilir. Aşağıdaki 8 katlı apartmanın dış cephesi boyanacaktır. Boyamada yeşil, mavi, beyaz renkler kullanacak. Yani 3 renk kullanacak. Ardışık katlar farklı renkte boyanacaktır deniyor. Kaç farklı şekilde boyanabilir? Mesela alt kattan boyamaya başlasak. Biz burayı 3 renkten herhangi biriyle boyayabiliriz. Ama üstündeki kata geçtiğimiz zaman alt katta kullandığımız rengi kullanamıyoruz. Yani geriye kalan 2 renkten birini kullanabiliriz.
Üçüncü kata geldiğimiz zaman ikinci katta kullandığımız rengi kullanamıyoruz. Fakat birinci kattaki rengi tekrar kullanabiliriz. Yani ikinci kat haricinde kaç renk? Burada bir renk kullandığımız için mesela maviyi kullandıysak ikinci katta 3'te biz yeşili veya beyazı kullanabiliriz. Yani iki rengi kullanabiliriz. Yine dördüncü katta da 3'te kullandığımı kullanamayacağım. Yani her seferinde bir tane kullanamayacağım için hep 2, 2, 2 gidecek. Apartman 8 katlı. Bir tane 3 çarpanı var. Gerisi hep 2 çarpanı. 8'den bir çıkardım 7. Yani 7 kat 2 seçenek. Yani 2'yi 7 kere çarparsam 2 üzeri 7. 3 çarpı 2 üzeri 7 farklı şekilde boyanabilir. 5 seçenekli 10 soruluk çoktan seçmeli bir sınav hazırlayan Mahmut Hoca ard arda gelen herhangi 3 sorunun cevabı farklı olacak şekilde kaç farklı cevap anahtarı hazırlayabilir? Birinci sorunun cevabı 5 seçenekten biri olabilir. İkinci sorunun cevabı ard arda gelen 3 soru dediği için birinci sorudan farklı olacak diğer 4 seçenekten biri. Birinci seçenekte kullandığı mesela seçenekleri şuraya yazalım. A, B, C, D, E olsun. Birinci sorunun cevabı A ise ikinci sorunun cevabı A hariç diğer 4'ü. Üçüncü soru ard arda 3 soru dediği için birinci, ikinci ve üçüncünün cevapları farklı olacak. Yani üçüncüye cevap hazırlarken birinciden ve ikinciden farklı bir cevap hazırlayacağız. Mesela ikinci de C'yi kullandıysak birinci de A'yı kullanmıştık. Üçüncü de A'yı ve C'yi kullanamayacağız. Ya B ya D ya A ya E yani 3 seçenek kullanabileceğiz. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman ardışık 3 dediği için artık birinci soru dördüncü sorudan bağımsız oluyor. Dördüncü soru birinci sorudan bağımsız oluyor. Ardışık 3 soru 2, 3, 4 oluyor. Dördüncü soruda biz ikinci ve üçüncüde kullandıklarımızı kullanamıyoruz. Yani iki seçenek kullanamıyoruz. Mesela üçüncü soruda E'yi kullandık diyelim. Bu da ikinci soruda kullanmıştık. C ve E hariç D'yi, B'yi ve birinci soruda kullandığım A'yı kullanabiliyorum. Yani 3 seçenek. Bundan sonraki sorularda da yine aynı mantık. Mesela 5. soruda ardışık 3 soru nere oluyor? 3, 4, 5. 3. ve 4. sorunun şıkları hariç diğer 3 şık. Bu şekilde 10 soru var. Kaç tane 3 var? İlk 2 soru hariç 8 tane 3 var. Çarptığım zaman 3 üzeri 8. 5 kere 4'ü çarptığım zaman 20, 20 çarpı 3 üzeri 8 farklı şekilde hazırlanabilir. Yukarıdaki şekilde her satır ve sütunda yalnız bir adet kare boyanacaktır. Şimdi birinci satırdan başlayalım. En üstten başlayalım. İki farklı sütunu yani iki farklı hücreyi boyayabilirim. İki seçeneğim var. Mesela burayı boyadık diyelim. Bu satırı ve bu sütundaki diğer hücreleri boyayamıyorum. Her satır ve sütunda yalnız bir tane boyanacaktır. Geldik ikinci satıra. Kaç seçeneğim var? 3. Şunu boyadık diyelim. Üçüncü satıra geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 olacak. Bu şekilde devam edecek. Yani dördüncü satırda 5. Beşinci satırda da 6 farklı yeri boyayabiliyoruz. Bunları çarptığımız zaman 30, 720 mi yaptık? 7 oyuncak 5 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Birinci oyuncağı elimize aldık. Şimdi hangi çocuğa verebiliriz? Kaç farklı çocuğa verebiliriz? 5 farklı çocuğa yani 5'inden herhangi birisine verebiliriz. İkinci oyuncağı elimize aldığımız zaman herhangi bir koşul olmadığı için yine 5 farklı çocuğa da verebiliriz. 7. oyuncağı da aynı mantıktan 5 farklı çocuğa verebiliriz. Bunları çarptığımız zaman 7 tane 5'i çarpacağımız için 5 üzeri 7 olacak. 1987 doğumlu Buket, doğum yılının rakamları ve adının harfleriyle 4 haneli şifre oluşturacak. 4 haneli şifre oluşturacak. Şifrenin ilk 2 hanesi sayı, son 2 hanesi harf. Kaç farklı şifre belirleyebilir? Yani şuraya ilk 2 haneye sayı yazacağız. Doğum yılının rakamlarını kullanacağız. Kaç rakam var? 4.
Yani 4 rakamdan herhangi birini buraya yazabilirim. Yine herhangi birini buraya yazabilirim. Buraya geldiğimiz zaman, son iki haneye geldiğimiz zaman isminin harflerini, kaç tane harf var? 5. 5 harften birini, buraya da 5 harften birini kullanabilirim. Çarptığım zaman 20, 20, 4. Kümesinin elemanları ile tekrarsız 4 haneli kaç farklı şifre oluşturulabilir? Tekrarsız deniyor. 4 haneli diyor. Ben buraya bu haneye 6 harf olsun, sayı olsun bu 6 elemandan birini yazabilirim. Tekrarsız dediği için buraya diğer 5'ini, buraya diğer 4'ünü, buraya diğer 3'ünü yazabilirim. Çarptığım zaman 30, 120, 360. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamlara farklı kaç doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı rakamları farklı diyor. Ben buraya 5 rakamdan birini yazabilirim. Buraya rakamları farklı dediği için yüzlerle kullandığım rakam hariç diğer 4'ünü, buraya da diğer 3'ünü kullanabilirim. Çarptığım zaman 60. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? Rakamları farklı demiyor. 4'ünü buraya, yine 4'ünü buraya, 4'ünü buraya kullanabilirim. Çarptığım zaman 64. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç çift doğal sayı yazılabilir? Rakamları farklı demiyor. Ben buraya bütün rakamları kullanabilirim. Buraya da bütün rakamları kullanabilirim. Ama buraya sadece çift rakamları kullanabilirim. Yani 2, 4 ve 6'dan herhangi birini, 3'ünü kullanabilirim. Çarptığım zaman 75. Kümesinde elemanları ile 3 basamaklı 400'den büyük kaç doğal sayı yazılabilir? 400'den büyük yazacağım. Rakamları farklı dememiş. 400'den büyük dediği için 4, 5 ve 6 yazabilirim. Yani 3'ünü de kullanabilirim. 400'ü kullandığım zaman 400'den kesin büyük oluyor. Çünkü burada sıfır rakamı yok. Buraya bütün rakamları kullanabilirim. Buraya bütün rakamları kullanabilirim. 36 çarpı 3'ten 108. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı 500'den büyük kaç doğal sayı yazılabilir? Rakamları farklı dememiş. O zaman buraya ben 500'den büyük dediği için 5 veya 6'yı kullanabilirim. Pardon, 500'den küçük diyor. 500'den küçük dediği için 2'yi, 3'ü ve 4'ü kullanabilirim. Yani 3 sayı yazabilirim. Buraya istediğimi yazabilirim. Hepsini kullanabilirim. Buraya da istediğimi yazabilirim. Hepsini kullanabilirim. 75 sayı yazabilirim. 19. soruda kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı. Rakamları farklı diyor. 300'den büyük kaç doğal sayı yazılabilir? 300'den büyük dediği için en az 3 kullanmalıyım yüzler basamağına. 3, 4, 5 veya 6'dan birini kullanabilirim yüzler basamağına. 4 seçenek. Rakamları farklı dediği için bunlardan birini eliyorum. Onlar basamağına geriye kalan 6 rakamdan birini, birler basamağına da geriye kalan 5 rakamdan birini kullanabilirim. Çarptığım zaman 30, 4 ile çarptık 120. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı 500'den büyük kaç tek doğal sayı yazılabilir? Şimdi 500'den büyük yazacağımız için yüzler basamağına ne gelebilir? 5, 8 veya 9 gelebilir. Yine tek dediği için birler basamağına 5 ve 9 gelebilir. 3 de gelebilir. Şimdi 5 ve 9 rakamları farklı dediği için hem birlerde hem yüzlerde olabileceği için birler basamağının 5 veya 9 olduğu durumu ayrı inceliyorum. Diğer durum ne? Birler basamağının 3 olduğu durum. Burada yine 5, 8 veya 9 olabilir. Şimdi eğer birler basamağı 5 veya 9'sa, yani iki sayıdan biri ise, ben buraya 5, 8 ve 9 yazabiliyordum ya. Burada kullandığım sayıyı artık burada kullanamayacağım. 3 seçenekten 2'ye düşecek. Yani burada 5'i kullandıysam 8 veya 9'u kullanacağım. 9'u kullandıysam 5 veya 8'i kullanacağım. Şimdi bunları silelim. Mesela 5 ve 9'dan birini kullandık. Eleyelim. Burada da yine birini eleyelim. Onlar basamağına kaç sayım kaldı? 4. Çarptığım zaman 16. Eğer birler basamağı 3 ise 3'ü sabit dedik.
Yüzler basamağını üçünü de kullanabilirim. Yine onlar basamağına 4 sayıdan birini yazabilirim. 12. Topladığım zaman 28. Evet, sıradaki soruda kümesinin elemanları ile 4 basamaklı rakamları farklı kaç doğalsayı yazılabilir diyor. 4 basamaklı rakamları farklı. 4 basamaklı olması için buraya 0 yazmamam gerekiyor. 1, 2, 7, 8, 9'dan herhangi birini, yani 5 rakamdan birini yazdım. Bunlardan birini eledim rakamları farklı dediği için. Yüzler basamağına geriye kalan 5 rakamdan biri, geriye kalan 4 rakamdan biri, geriye kalan 3 rakamdan birini kullanabilirim. 25, 4 ile çarptık 100, 3 ile çarptık 300. Kümesinin elemanları ile 4 basamaklı rakamları farklı kaç çift doğal sayı yazılabilir? Çift doğal sayı yazacağız. 4 basamaklı olacak ve elemanların içerisinde 0 olduğu için 0'ı ayrı inceliyorum. Birler basamağı 0 olanlar ve birler basamağı 2 veya 8 olanlar diye ayırıyorum. Çift dediği için başka ihtimal yok. Birler basamağı 0 olan, 0'ı buraya sabitledik. Rakamları farklı dediği için zaten böyle yapıyoruz. Binler basamağına 5 rakamdan biri, yüzler basamağına 4, onlar basamağına 3 çarptığımız zaman 60. 2 veya 8'i kullanırsam, iki ihtimal, bunlardan birini eledim, tekrar kullanamayacağım için. Binler basamağını 0'ı da kullanamıyorum, 2'yi de kullanamıyorum, geriye kalan 4 sayıdan birini eledim. Yüzler basamağını 0'ı kullanabiliyorum, 4 sayı, buraya da geriye kalan 3 sayı çarptığımız zaman 16, 48, 96. Topladığımız zaman 156. Rakamları farklı, birbirinden farklı 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 3 rakamı bulunur? 3 rakamının bulunduklarını hesaplamak için 3 basamaklı tüm sayılardan 3 rakamının bulunmadıklarını çıkarırsak pratik bir çözüm yapmış olabiliriz. Eksi yapacağız. Şimdi tüm sayıları yazalım. Rakamları farklı, birbirinden farklı 3 basamaklı doğal sayıları yazacağız. 10 tane rakamımız var. 10 rakamın 0 hariç 9'unu buraya yazabilirim. Şimdi bir tane rakam buraya kullandım. 10 rakam vardı, geriye kaldı 9 rakam 0 ile beraber buraya kullanabilirim. 2 rakam kullandığım için geriye kaldı 8 rakam. 3'ün bulunmadıkları, 10 rakam vardı, 3'ü sildik 9 rakam. 9 rakamdan biri 0 olduğu için 0'ı buraya yazamayacağım için 8 rakam yazabilirim. Buraya yine 0'ı kullanabildiğim için 8, buraya da 7 sayı yazabilirim. Şimdi bunları çıkaracağız. Tabii önce çarpacağız. Bunu pratik olarak 8 parantezinde çıkarabiliriz. Arada çarpma işlemi olduğu için. 9 kere 9 81. Eksi 7 kere 8 56. 81'den 56'yı çıkardığımızda 25. 8 çarpı 25'ten cevabımız 200. Evet, şimdi ikinci teste devam ediyoruz. 6 evli çift arasından bir erkek, bir kadın seçilecektir. Seçilenlerin evli olmadığı kaç farklı seçim yapılabilir? Erkeği seçelim. 6 evli çift dediği için 6 erkek olacak. 6 erkekten herhangi birini seçtik. Kadını seçerken bu erkeğin eşi hariç diğer 5 kadından birini seçebiliriz. 6 çarpı 5'ten 30 farklı seçim yapabiliriz. 304 sayfalık matematik kitabının sayfa numaralarında kaç adet 3 rakamı kullanılmıştır? Yine burada tüm sayılardan 3 rakamının kullanılmadıklarını çıkarabiliriz. 300'leri ayrı hesaplayalım çünkü 300'e çok yakın. 1'den 299'a kadar 1'den
299'a kadar kaç tane sayı kullanılmıştır? Rakam değil, sayı diyorum. 299 tane. Şimdi 3 rakamı kullanılmasa biz bir basamaklı kaç sayı yazabiliyoruz? Birden 9'a kadar yazabiliyorduk. 3'ü aldık. 8 sayı yazabiliyoruz. 2 basamaklı kaç sayı yazabiliyoruz? Buraya 0 yazamıyorum. 3 de yok. 8 sayı. Buraya ise 3 hariç hepsini kullanabilirim. 0 da kullanabilirim. 72 tane sayı yazabiliyorum. 3 basamakların hepsini incelemeyeceğiz çünkü 299'a kadar inceliyoruz. 3 basamaklardan yüzler basamağı 1 ve 2 olanları sayacağız. Yani 2. Buraya ben 3 hariç 9 rakamın 9'unu da yine buraya da 9 rakamın 9'unu kullanabilirim. 81 2 ile çarptık. 162. Yani 299'a kadar kaç sayı kullanmış oluyoruz? 3 olmadığı zaman 8, 72 daha, 80, 162 daha, 242. Hepsinden 3'ün bulunmadıklarını çıkarırsak, 242'yi çıkarırsak, geriye 57 sayı, yani 3'ün bulunduğu 57 sayı varmış. Şimdi 3'ün bulunduğu 57 sayı olması 3 rakamının 57 defa kullanıldığını göstermez. Çünkü 33'te 2 tane 3 var. 133'te yine 2 tane var. 233'te yine 2 tane var. Şimdi 57'yi sayarken bunların birer tanesini saymış oluyoruz, ikincileri saymamış oluyoruz. O yüzden 3 daha ekleyeceğiz 57'ye. 60 tane rakam kullanılmış oluyor. Nereye kadar? 299'a kadar. Şimdi 300'den itibaren de tek tek sayabiliriz. 301, 302, 303, 304. Ben buraya kadar kaç tane 3 rakamı kullandım? 60 tane. 61, 62, 63, 64, 65, 66 tane 3 rakamı kullanmış oluyorum. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki şekilde ABC şehirler arasındaki farklı ulaşım yolları gösterilmiştir. Gidilen güzergah tekrar kullanılmamak koşuluyla A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Önce kaç farklı şekilde gidebileceğimizi hesaplayalım. 2 üstten 2 hattan 4 yol direkt. B'ye uğrayarak gidersek de 3 çarpı 2'den 6 yol. Yani 10 farklı yolla gidebiliriz. Şimdi gidilen güzergah kullanılmayacak diyor. Yani gittiğiniz yollardan bir tanesi kullanılmayacak diyor. Demek istiyor burada. 10 tane yoldan gitmiştim. Bu yollardan hangi yoldan gittiysem, yani 10 farklı yoldan gidebiliyordum. Hangisini kullandıysam dönüşte onu kullanmayacağım. Yani geriye kalan 9 yolu kullanabilirim. 10 çarpı 9'dan 90 farklı şekilde gidilip dönülebilir. Bir telefon şirketi ürünlerin seri numarasının başına aşağıdaki 3 haneli kodlar yazacaktır. Birinci numara Bir numaralı kutuya sesli harf, yani 8 ihtimal. 2 numaralı kutuya asal rakam. Rakamlarımız hangileri? 2, 3, 5 ve 7. 4 ihtimal. 4 seçenek. 3 numaralı kutuya çift rakamlar. Çift rakamlarda 5 tane. En fazla kaç farklı kod yazılabilir? Seçenekleri çarpıyoruz. 160. Rakamları kullanılarak 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı 786'dan küçük kaç değişik sayı yazılabilir? 786 sayısına dikkat edersek 700'lerde yazabileceğimiz en büyük sayıdır. O zaman biz 5, 6 ve 7 ile başlayan kaç sayı yazabiliriz? Onu bir hesaplayalım. 3, rakamlar farklı dediği için bir tanesini biliyorum. 3, 2 yani 18 tane sayı yazabiliyorum. İşte bu sayıların 18.'si en büyüğü. Küçükten büyüğe dizersek, ilk önce 5 ile başlayanlar, sonra 6 ile başlayanlar, sonra 7 ile başlayanlar olacak. 7 ile başlayanlardan
En son yazdığım sayı 18. sayı oluyor. O zaman 18. sayı hangisi? 7 ile başlayan en büyük sayı. Bunlar, bu rakamları kullanarak yazabileceğim. 786. Bu sayı 18. 786'dan küçük olan kaç sayı yazılabilir o zaman? Bu sayı 18. ise 17 sayı yazılabilir. Karagöl kelimesinin harfleri kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimeler yazılacaktır. Bu kelimelerin kaç tanesi La ile başlar? La ile başlayacak. L'yi ve A'yı kullandık. Şimdi kaç yerimiz kaldı? 5. Zaten 5 harfimiz var. Buraya ben geriye kalan 5 harften birini, 4 harften birini, 3 harften birini, 2 harften birini bir harf çarptığımız zaman ne yapıyor? 120 kelime yazabiliyor. Bir sanal alışveriş şirketi üyelik şifresi için 4 haneli rakamları farklı 0 veya 1 ile başlamayan şifreler. 0 veya 1 ile başlamayacaksa 10 rakam vardı. İkisini çıkardık. 8. Rakamları farklı dediği için burada kullandığım rakamı tekrar kullanamayacağım. 10 rakam vardı. Bir tanesini kullandım. Geriye kaldı 9 rakam. Bir tanesini daha kullandım. 8. Bir tane daha kullandım. 7 farklı rakam yazabilirim. 8 çarpı 8 64. 7 çarpı 9 63. Bunları çarptığımız zaman arkadaşlar sonuç 4032 olur. Rakamları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı tüm 3 basamaklı sayıların toplamı nedir? Burada yazılabilecek sayıların sayısını demiyor, toplamını soruyor. Şimdi biz 3 için mesela 3'ün yüzler basamağında bulunduğu kaç sayı yazabiliriz onu hesaplayalım. 3 buradaysa rakamları farklı diyor. Buraya ben 3 haricinde 3 sayıdan birini buraya da geriye kalan 2 sayıdan birini kullanabilirim. Yani 6 sayı yazabilirim. 3'ün onlar basamağında olduğu kaç sayı yazabilirim? Yine 3 rakamdan birini buraya, 2 rakamdan birini buraya 6 sayı yazabilirim. 3'ün birler basamağında bulunduğu kaç sayı yazabilirim? Yine 3 sayıdan birini buraya, 2 sayıdan birini buraya 6 sayı yazabilirim. Şimdi ben buradaki 3'leri çözümlesem, sonuçta bunların toplamları isteniyor. Çözümlediğimde toplam bozulmayacaktır. Yani şu sayı 3'ü yüzler basamağından aldığım çözümlediğim zaman ne oluyor? 3 çarpı 100'den 300. Şu ne yapıyor? Onlar basamağında olduğu için 30. Bu da birler basamağında olduğu için 3 oluyor. Bunları toplarsam, birer tanelerini toplarsam 330 3 yapar. Yani bir tane 3 aldım. Buradan bir tane 3 aldım. Hani 6 tane var. Buradan da bir tane aldım. 3 yaptı. 333. Bunlardan 6 tane olduğu için 3 ile yazılan sayıların toplamı 6 çarpı 333 yapar. Bu 3 için de öyleyse 4 için de, 5 için de, 6 için de böyle olacak. Yani 444'ten de, 555'ten de, 666'dan da 6 tane oluşur. Hani burada rakamları farklı yazıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz rakamları farklı sayıları önce yazıyoruz. Sonra içindeki üçleri çözümleyerek birleştiriyoruz. Bunları topladığımız zaman 6, 10, 18. Yine 18 yapacak elde 1 var 19. Yine 18 yapacak elde 1 var 19. 1998'e 6 ile çarparsak 6 kere 8 48. Birler basamağı 8 olan zaten sadece E seçeneği var. Cevabımız E oldu. Baştan ve sondan okunuşları aynı olan sayılara palindrom sayılar denir. Rakamları kullanarak 5 basamaklı kaç farklı tek palindrom sayı? Şimdi tek olacaksa birler basamağına ben ne yazabilirim? Bu rakamlardan 1'i, 3'ü veya 5'i yazabilirim. Yani kaç seçeneğim var? 3. Birler basamağı bu palindrom sayı olduğu için birler basamağı ile
10 binler basamağı ne olacak? Aynı olacak. Burayı belirlemiş olduk. Yine onlar basamağıyla binler basamağı aynı olacak. Bunu konu kısmında anlatmıştım. Şimdi 1, 3, 5'ten burayı kullandık. Rakamları farklı falan demiyor. O zaman ben bu onlar basamağına kaç sayı yazabilirim? Bu 6 sayının altısında yazabilirim. Yine bu basamak yüzler basamağı ortada olduğu için hepsini yazabilirim. Çarptığım zaman 108. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamak sayılar yazılıyor. Bu sayılardan kaç tanesinde 4 rakamı vardır? Hepsinden 4'ün bulunmadıklarını çıkaracağız. Hepsi yazabileceğim. 3 basamaklı kaç sayı yazabilirim ben burada? 5'ini kullandım. 5'ini kullandım. 5'ini kullandım. 125. 4'ün bulunmadıkları 4'ü sil. 4, 4, 4 sayıdan birini kullanabilirim. Yani 125 eksi 64'ten 61 tane sayı da 4 rakamı vardır. Çünkü bütün yazılabilecek sayılar 125 tane. 4'süz yazılabilecekler 4'ün bulunmadıkları 64 tane çıkardığımızda 4'ün bulundukları 61 tane oluyor. Evet, A, B, C, D kentler arasında yollar gösterilmiştir. A kentinden D'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Direkt gidebileceğim yol 1. C'ye uğrayarak gidersem 4. B'ye uğrayıp direkt D'ye gidersem 3. B'ye uğrayıp C'ye uğrayarak gidersem 3 çarpı 2 çarpı 4'ten 24. Bunları toplarsak 24, 28, 29, 32. Kümesinin elemanlarının beşli dizilişlerinin kaç tanesi 5 ile başlar, 1 ile bitmez? 5 ile başlayacağı için 5'i buraya sabit dedik. Beşli diziliş dediği için rakamlar tekrar kullanılamaz. 1 ile bitmeyecek. 1 haricinde 3, 7 veya 9'dan biri olabilir. Yani 3 ihtimal var. Bir tanesini eleyelim. Şuraya geriye kalan 3'ü, 2'si, 1'i çarptık. 18. Kümesi verilmiş 6 elemanlı ve 3 kümeye bölüştürülmüş. Bakın P, R, J kesişimleri 3'ünün kesişimi boş. 3'ünün birleşimi ise A'yı verecek. Yani bu elemanları bu 3 kümeye dağıtmamız gerekiyor. Kaç farklı şekilde ayrılabilir? Venn şemasını çizelim. P, R, C kümelerini bu şekilde gösterelim. 3'ünün kesişimi boş küme olacağı için bura ne olacak? Eleman buraya yazılmayacak. Geriye kalan yerleri yazılır. Şimdi ben M harfini buraya yazabilir miyim? Evet, buraya, evet, buraya, evet, buraya, buraya, buraya. Kaç yere yazabiliyorum? 6. M için 6 seçenek var. E için kaç seçenek var? Yine ben 6 yerden istediğim yere yazabilirim. Benzer şekilde L için de 6 yer var. 6 tane 6'yı çarparsak 6 üzeri 6 farklı şekilde yazılabilir. İstersek hepsini buraya yazalım 6 harfin 6'sını. Hem bunu sağlar hem de birleştirdiğimizde bu kümeyi verir. Kümesinin elemanlarıyla oluşturulan 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesi 4 ile bölünür? 4 ile bölünmeyi konu kısmında işlemiştik. Ne demiştik? Eğer birler basamağı 0 veya 4 ise onlar basamağı çift olacak. Yani 0, 2, 4, 6 olabilir. 2 ihtimal, 4 ihtimal. Buraya 0 hariç 6 sayı daha altısında yazabilirim. Yani 48 sayı birler basamağı 0 veya 4 olanlar. Bir de birler basamağı 2 ve 6 olanları inceleyelim. Eğer 2 ve 6 ise 2 veya 6 ise onlar basamağı tek olmalı. 1, 3 ya da 5 olabilir. 2 ihtimal. 3 ihtimal. Buraya yine 6 sayıdan 6'sını yazabilirim. 18, 2 ile çarptık. 36, 48 ile 36'yı topladığımızda cevabımız 84. Kümesinin elemanlarıyla oluşturulan 4 basamaklı doğal sayıların kaç tanesi 25 ile tam bölünür? 25 ile bölünme kuralı konularda pek anlatılmaz.
Yüzler basamağı 125'in katı olduğu için yüzler basamağı ne olursa olsun sayı 25'e bölünür. O yüzden birler ve onlara bakacağız. Çift sıfır olursa 25'e bölünür. 25 olursa bu rakamlarda dikkate alacağız. Bölünür. 50 olursa son iki basamak 25'e bölünür. Yine 75 olursa ne olur? 25'e bölünür. Bu şartlara uygun. Ben buraya kaç rakam yazabilirim? Rakamlar farklı demiyor. 1, 2, 3, 4, 6 rakamdan herhangi birini buraya da 6 rakamdan herhangi birini yani 36 tane sayı son iki basamağı çift sıfır olan. Benzer şekilde burada da 6 çarpı 6'dan 36, burada da 36, burada da 36 sayı yazabileceğim. Yani 4 tane 36'dan 144 sayı yazabileceğim. Aşağıdaki şekildeki 6 kutu 4 farklı renkte boya ile boyanacaktır. Yan yana ve alt alta gelen herhangi bir kutu aynı renkte boyanamayacak. Mesela burayı boyadığınız renkle sağındakini ve altındakini boyayamıyoruz ama çaprazını boyayabiliyoruz. Renklere numara verelim. 1, 2, 3, 4 numaralı renk olsun. Eğer birinci satırımız 1, 2 olursa ikinci satır ne olabiliyor onu inceleyelim. 1, 2 olursa buraya ben bir nolu boyayı boyayla boyayamam. Şurayı. 2 ile boyayabilirim ama. Burayı ise 1 ile boyayabilirim. Çaprazda problem yok. Yine 1, 2 olduğunda 2, 1'i yaptık. 2, 2 yapamam. Hem buradan hem buradan sıkıntı çıkarır. 2, 3 olabilir. Yine 1, 2 yaptığım zaman 2, 4 olabilir. 1'in altındaki yer 3 numaralı boyayla boyanırsa yanındaki 1 numaralı boyayla boyanabilir. 2 ile boyanamaz. 3 ile boyanamaz ama 4 ile boyanabilir. Yine 1'in altındaki yer 4 numaralı boyayla boyanırsa yanındaki 1 ile boyanabilir. 2 ile boyanamaz. 3 ile boyanabilir. 4 ile boyanamaz. Yani ben birinci satırı belirlediğimde altındaki satır kaç farklı şekilde boyanabiliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı şekilde boyanabiliyor. Yine bura herhangi bir ikili olduğunda alt satır ne olacak? 7 farklı şekilde boyanabilecek burada olduğu gibi. Peki birinci satırı ben kaç farklı şekilde boyayabilirim? Burayı 4 farklı renkten biriyle, burayı da 3 farklı renkten biriyle boyayabilirim. Yani 12 farklı şekilde boyayabilirim. Yani 12 çarpı 7 çarpı 7 olacak arkadaşlar. Yani 12 çarpı 49 olacak. Çarptığımız zaman birler basamağı 8 olacak. Cevabımız 588. Evet, 18. sorudayız. Aşağıdaki şekildeki 8 kutu 4 farklı renkle boyanacaktır. Ortak köşesi olan herhangi iki kutu aynı renk boya ile boyanmayacak. Şimdi buradan başlayalım. Fark etmez. Şuradan da başlayabiliriz. Buradan da başlayabiliriz. Bir yerden başlıyoruz. Ben burayı 4 renkten herhangi biriyle boyayabilirim. Üste geldiğim zaman ortak köşeleri var. Buradan buraya ortak köşe. Bu alttaki kutuyu boyadığım renk hariç diğer 3 renkle boyayabilirim. Yandakine geldiğim zaman hem burayla ortak köşesi var hem 4 ile ortak köşesi var. O yüzden ikisinden farklı. 4 rengim vardı. 2 çıkardım. Geriye kalan iki renkten biriyle boyayabilirim. Buraya geldiğim zaman boyadığım yerlerde tek komşuluğu olan yer burası. Yani tek bir renk. Buraya boyadığım renk hariç geriye kalan 3 renkle boyayabilirim. Buraya geldiğim zaman hem burayla hem burayla ortak köşesi var. 2 eksilttim. 2 renkle boyayabilirim. Bura yine 2 komşusu var. Ortak köşesi var. 2 farklı renk. Buraya geldiğim zaman tek bir komşusu var. 3 farklı renk. Bura yine 2 komşusu olduğu için 2 farklı renkle boyayabilirim. Bunları çarptığım zaman 3 kere 2 6. 6. 6 kere 6 36. 2 ile çarptık. 72. 2 ile çarptık. 144. 144'ü 12 ile çarpacağız. Yine birler basamağı 8 oluyor bakın. Şıklarda 8 olan sadece burada. Kümesinin elemanlarıyla yazılan rakamlar farklı 4 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 3 bulunur, 5 bulunmaz. 5 bulunmaz dediği için zaten 5'i hiç dikkate almayalım. Soruyu şimdi şöyle okuyalım. Kaç tanesinde 3 rakamı bulunur? 3 rakamının bulunduklarını bulmak için ne yapacağız? Hepsinden 3'ün bulunmadıklarını çıkaracağız.
Hepsi yani dört basamaklı yazabileceğim tüm sayılar. Rakamları farklı sayılar. Bu binler basamağına dört rakamdan birini yazabilirim. Yüzler basamağına sıfır da dahil olduğu için yine dördünden birini, üçünden birini, ikisinden birini. Şimdi ben üçün de bulunmadıklarını hesaplayacağım. Üçü de çiziyorum o yüzden. Buraya 4, 2 veya 1'den birini yani 3 rakamdan birini yüzler basamağına 3 rakamdan birini, 2 rakamdan birini, 1 rakamdan birini kullanabilirim. Şimdi bunları çıkardığımızda cevaba ulaşmış oluyoruz. 3 çarpı 2, 6. Burada da 3 çarpı 2, 6 var. 6 parantezinde çıkarırsam 4 kere 4, 16. Eksi 3'ten 13. 6 çarpı 13'ten cevabımız 78. Kümesinin elemanlarıyla oluşturulan 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesi 3 ile tam bölünür? 3 ile tam bölünme, 3 ile bölünme kuralı nedir? Tüm basamakların basamaklardaki sayıların toplamının 3'ün katı olmasıdır. Rakamlar toplamı 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Sırasıyla rakamları toplamı önce 3 olanı hesaplayalım. İhtimaller neler? Mesela 3, 0, 0 rakamlarıyla ben rakamlar toplamı 3 oluyor. 3'e bölünen bir sayı yazabilirim. Yine 0, 1, 2 ile bu 3 rakamla topladığımızda 3. Yine 1, 1, 1 ile rakamlar toplamı 3 olan bir sayı yazabilirim. Şimdi 3 yani bir tane 3, iki tane 0'la ben kaç sayı yazabilirim? Sadece 300'ü yazabilirim. 3 basamaklı olacağı için. Yani bir sayı. 0, 1, 2 ile kaç sayı yazabilirim? Şöyle yazalım. Buraya 0 gelemez. 1 ya da 2 gelebilir. Buraya 0 veya 1 gelebilir. Buraya da geriye kalan sayı gelebilir. Yani 4 sayı yazabilirim. 3 tane 1 ile kaç sayı yazabilirim? Sadece 111'i yazabilirim. Yani 1 sayı yazabilirim. Yani rakamları toplamı 3 olan 6 sayı yazabiliyorum. Şimdi gelelim rakamları toplamı 6 olan sayılara. 1, 2, 3'ü kullanarak yazabilir miyim? Evet. 3'ünden biri buraya, diğer ikisinden biri buraya, diğer biri buraya. 6 sayı 1, 2, 3 rakamıyla yazılabilir. 2, 2, 2 olabilir mi? Bu şekilde bir sayı yazabilirim sadece. 222 olur. Bir de ne yazabilirim? 3, 3, 0. 0 yüzler basamağına gelemez. Sayımız ya 330 olur ya da 303 olur. İki sayı yazabilirim. Bunları topladığımda 6, 7, 8, 9 sayıda buradan. Bir de son olarak rakamları toplamı 9 olan sayılara bakalım. Sadece 333 yazılabilir. Yani bir sayı da buradan gelir. 1, 6, 9 topladığımızda cevabımız 16 olur. Evet, kümesin elemanlarıyla yazılabilecek 3 basamaklı rakamları farklı sayıların toplamı kaçtır? Yine bunun benzerini yapmıştık. 1 ile başlayan sayılar kaç tane yazılabilir? Rakamları farklı dediği için 3, 2, 6 tane yazılabilir. Onlar basamağı 1 olan kaç sayı yazılabilir? Yine 6 sayı yazılabilir. Yine birler basamağı 1 olan kaç sayı yazılabilir? 6 sayı yazılabilir. Şimdi ben bu birleri çözümlediğim zaman, aldığım zaman bu 100 yapıyor, bu 10 yapıyor, bu da 1 yapıyor. Yani 111 yapıyor. Ve bu 111'den 6 tane var. 111'den 6 tane olduğu gibi 222'den de, 333'ten de, 444'ten de 6'şar tane var. Topladığım zaman 7, 8, 9, 10, 10 yapıyor yine. Elde 1 var 11, elde 1 var 11. 6 ile çarptığım zaman 6.660 yapar.